Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, kendi saksılarımla size videoyu açmak isterdim. Fakat o kadar soğuk var ki kış geri geliyor. Kar herhalde yağacakmış. Sıcaklıklar -6'lara kadar düşecekmiş. Trakya'dan kar yağmaya başladı. Biliyorsunuz ben de Kocaeli'ndeyim. Şöyle içeride sera bitkilerim vardı. Bunları henüz balkona yerleştirmemiştim. Hem bunları çekeyim dedim. Hem de dışarıya dedim atmayayım bunları. Çünkü Allah göstermesin don olayında arkadaşlar zaten insanlar bir şeyleri sermaye ederek böyle onu ona katarak bir bitki almaya başladım. Onları da kaybetmeyeyim diye balkona atmayacağım. Olan bitkilerimi size göstermek istiyorum bu akşam. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki Fatma Hanım evde zor olmuyor mu? Oluyor arkadaşlar. Ama evin girişinde bir yer var. Oraya koyuyorum. Mecburen burada duracak. Şu soğuklar geçsin balkona geçiririm bunları. İşin kötüsü de bunların hepsini serada sulamışlar o gün. Ben o gün aldım arkadaşlar. Şöyle çok şöyle baya bir büyük dombiyim var. Bir tane de şurada var arkadaşlar onun aynısından. Şu şekilde hiç doymayacağım. Şu perlelerden aldım. Şu şekilde arkadaşlar yer özel türlerden aldım. Kubik aldım. Bunları tek tek size şöyle tanıtayım. Şöyle şey neydi bu? Kristat. Bende de vardı Kristat'a. Ondan aldım arkadaşlar. Bu kubiyi bir aklım diyor ki Fatma kendine ek ve bunu ayır. Ve Eylül Ekim gibi kocaman olurlar arkadaşlar. Şu kadar olurlar. Kaç tane kafası var bilemedim. 1, 2 neredeyse 13-14 tane kafası var. Bunu bebekten yetiştirmeye kalkacak olsak bebekten mümkün değil arkadaşlar. 2 yılda şu hale aldıramayız. Bir aklım işte onu kendi saksılarıma ekeyim diyordum. Saksı ekimlerine başladım. Fakat yani saksı ekimlerini yapamadan tekrar kar geri geliyor. Olsun arkadaşlar. Hayırlı gelsin. Kar da lazım. Yani kar kış olmazsa halimiz nice olur arkadaşlar. Şimdi Sedum clavatum'un arkadaşlar bir değişik türü. Bunun da ismini söylemişlerdi. İnanın o kadar yoğunuz, o kadar meşgulüz ki arkadaşlar. İsmini unutmuşum. Şöyle bir türüm var. Yine şu türden var arkadaşlar. Bakın şu güzellikten var yavrulu. Şöyle. Bakın şu boyuz atmış. Onu kendi saksıma ekerim. Bakın buna ne diyorlarmış? Buna piramit mi diyorlarmış? Böyle bir şey diyorlarmış. Şimdi ismi aklıma gelmedi ama çok ilginç. Firavun'un piramidi mi? Böyle bir tuhaf bir şey diyorlarmış. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. 5,5'luk saksıda ama çok güzel. Şöyle gül formunda çok fazla bitki aldım. Şöyle gül formunda arkadaşlar bunlar çok güzel bitkileri aldım. Pulvinata var. Küçük pulvinata, büyük pulvinata da var. Onu da göstereceğim size. Arkadaşlar beni seracılar bir perlelerden doyuramayacaklar. Bunlar perlelerin küçük boyları, öbürleri büyük boylarıydı. Bir de şu kalpli yapraklılardan arkadaşlar. Nerede görsem böyle elim gidiyor, hemen alıyorum. Hemen. Ondan sonra bunları gördüm. Hiç dedim Fatma kaçırmayayım. Kendi saksımı ekerim. Alan olmazsa kocaman şöyle kafalar oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyorlar. Şunlardan arkadaşlar şöyle. Ha, pulvinata'nın şu şeklinde olanı var. Yine pulvinata'nın şöyle olanı var arkadaşlar. Bir de şu var ya arkadaşlar, yaprakları kıvırcıklanıyor. Bu özel türün, bakın bu özel türün bir şeyi,
küçüğü, küçük boyu, bakın yaprakları kıvırcıklanacak. Kaçırmayın derim. Şunları kaçırmayın derim. Gül formunda özellikle bitki arayanlar. Bu arada arkadaşlar sevda ağacı getirdim. Sevda ağacı satışım çok hızlı oldu. Elimde bir tane kaldı sevda ağacından ama bundan sonra sürekli getireceğim. Şu anda bir tane sevda ağacı var. Şunlara bir dikkatlice bakın ve eğer yoksa türleriniz arkadaşlar kaçırmayın. Bir şekilde yetiştirirsiniz. Bu sarı ayeniyumdan da hiç vazgeçemiyorum. Yani bunu, şunları zaten kendi saksılarıma ekmek için aldım bunları. Ama yani çok sevdiğim için arkadaşlar öyle kendime hediye de alıyorum. Şimdi burada kaktüslerimden var. Ayeniyum var arkadaşlar. Ayeniyumların büyükleri serada da pahalı. Yani kaçırmayın derim. Bakın bunu ben sulamıştım. Hemen nasıl coşmuş, hemen nasıl güzelleşmiş. Bakın şu da sulanacak. Sulanacak bu arkadaş, bakın. Bunu bir sulamam lazım. Ama çok kökü kuvvetli, güzel arkadaşlar. Gayet güzel. İşte böyle polluks var. Ondan sonra kocaman polluklar getirmiştim. Hemen satıldılar. Şöyle. Ve başka ne kaldı arkadaşlar? Altta bir tane türüm var. Onu da size göstereyim. Ondan sonra ayeniyumların şu çeşidini, bakın bu çeşidini, ondan sonra şu çeşidini, yeşilini ekip büyütmek istiyorum ve memlekete gidip geldikten sonraki hallerini çok merak ediyorum arkadaşlar. Büyük saksılara alıp ondan sonra büyük saksılarda göndermek istiyorum. Yani böyle bu ayeniyum konusunda bilmiyorum. Çok hevesim var. Bakalım. Şimdi arkadaşlar burada da yine şöyle olan türlerimden var. Bakın şunlar çok güzeller. Şöyle çok güzel. Şurada çok güzel türlerden var. Eğer dikkatli bakarsanız. Şöyle. İnanın balkonda video çekeyim dedim. Bakın şunlar kötü oldular. Bunları kendi saksılarıma ekeceğim. Bu da nasıl kötü oldu? Ben biliyorsunuz arkadaşlar hastanede yatan bir takipçime bir sürü kargo hazırlamıştım. Çok şükür hayırlarla ulaşsın. Esra Hanım'ın kargosunu gönderdim Düzce'ye. O karın altında kalmıştı. Sadece şu ayeniyum böyle yapraklarında böyle yanıklar gibi bir şeyler oluşmuştu karın altında kaldı diye. Sadece bunu değiştirdim. Geri kalan çok güzeldi. Çok da güzel büyümüşlerdi. Onları gönderdim. Sonra bunu da dedim kendi saksıma ekeyim. Bu boy uzatmıştı bunu. Kendi saksıma ekeyim. Bu da böyle bir cansız bir şey geldi bana. Bunu da kendi saksıma ekeyim dedim. Onları aldım. Fakat bugün ekim yapamadım. Bir de arkadaşlar şu verigata bir örtücü tür. Yarısı verigata, yarısı bu çok değişime gitti. Bir tane vardı serada. Bunu da dedim alayım. Varsın dursun. Örtücü türleri iyi oluyor arkadaşlar. Hediye yollamaya da çok iyi oluyor. Bakın şunun büyüğünü gördüm serada. O kadar güzeldi ki. Yani ne kadar dedim. Kocaman güzel yaprakları vardı. Şunun da arkadaşlar şu da özel türler arasındaydı. Çok pahalıydı. Ama küçük saksılarda da baktım var. Alayım dedim. Şöyle arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ismini bilmiyor musunuz? Arkadaşlar hepsinin ismini bilmiyorum maalesef. Yani diyeceksiniz ki bu işi yapıyorsanız öğrenin. Sizi şöyle canı yürekten söylüyorum ki Fatma'nın hayatı YouTube kanalım hiç beklemediğim bir tarafa böyle sizlerin sayesinde arkadaşlar evrildi. Tabii ki birçoğunun ismini biliyorum ama mesela şunun ismini, bunun özel türler arasında olduğunu ve normal sukulent fiyatı arkadaşlar bu bende
Büyüyünce tabii fiyat değişiyor. Tabii küçük olduğu için alın, büyütün, satış yapıyorsanız satın. Yani kendiniz için büyütün falan. Böyle onu ondan söylüyorum. Bu konuda yanlış anlaşılmayayım. Ama çok sağ olun. Allah razı olsun. Siz takipçilerimin sayesinde, kanalımın büyümesi sayesinde arkadaşlar. Hiç beklemediğim şekilde zaten çok yoğun olan bir hayatımın içerisine bir de YouTube kanalı gelmiş oldu. Bazı şeyleri hızlıca öğrenmekte böyle geri kalabiliyorum. Çünkü gün içerisinde kurslarımla ilgileniyorum. Polimer kilden arkadaşlar fincanlar yaptırıyorum. Onlar para kazanıyorlar. Çok güzel paralar kazanacaklar inşallah daha da. Örgüden yaptırıyorum bir sürü şeyler arkadaşlar. Ondan sonra mefruşat dikişten yaptırıyorum. Ev tekstili diyelim. Onlardan gündüz onların para kazanması için uğraşıyorum arkadaşlar. İnanın sosyal medyada bile onların sayfalarını büyütebilmek için internetteki bütün böyle bildiklerimi hatta bunu arkadaşlar size de yapmak istiyorum. Yani size sosyal medyadan nasıl büyünür, nasıl satış yapılır hususunda ileride videolar yapmak istiyorum. Şu an yoğunluktan dolayı bunu yapamıyorum ama sizler de benim bir dostum, bir arkadaşım, bir yoldaşımsınız. Çünkü bu kanal sizlerin sayesinde bu hale geldi. Çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. Bu arada arkadaşlar ara sıra topluluğumda kızım böyle YKS öğrencisi. Ondan sonra onun videolarını paylaşıyorum. Eğer izlerseniz, izledikten sonra da yorum yaparsanız, abone olursanız ona da çok motive olur, çok sevinir. Bunu söylediğimden haberi yok. Hani ben kendi kendime büyüyeceğim diyor ama evet arkadaşlar güzel de gidiyor kanalı. Böyle bir haber vereyim dedim. Nisa Akar kanalının adı da. Onu da takibe alırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çocuk işte heves ediyor arkadaşlar. O da denemek istiyor. Ben de üretsin diyorum. Hatta geçen gün birlikte sıraya gidince beni çekmiş. Bir sürü şey bordo bir kaşem var üzerimde kabanım var. Beni çekmiş ben alışveriş yaparken bir sürü diyorum bunu benim takipçilerim görse diyorum. Aa Fatma Hanım alışveriş yaparken derler diyorum. Aslında öyle bir şey yapabilirim. Öyle bir fikir geldi aklıma. Sera gezilerimde bundan sonra öyle bir şeyler yapabilirim. Kızımdan öğrendim ben de dermişim. Böyle arkadaşlar hayat bizleri bir tarafa eviriyor. Bir şeyler öğretiyor. Ve öğretirken de yani hep böyle zincirleme sizin sayenizde oluyor. Siz benim sayemde bir şeyler öğreniyorsunuz. Arkadaşlar insanın insana ihtiyacı var. İnsan insandan çok güzel şeyler öğrenebiliyor. İnsan insana yurdu olmalı, kurdu olmamalı. Yani inşallah birbirimize hepimiz yurt oluruz. Birbirimizin yurdu olarak arkadaşlar devam ederiz. Yine diyorum kızımın kanalı Nisa Akar. Topluluğumda sürekli paylaşıyorum videolarını. Abone olursanız, izlerseniz çok sevinirim ve orada benim Sera'da alışveriş yaparken ki videom var. Ona da bakarsanız hem tanışmış oluruz bu şekilde. Sonrasında da Sera videolarında aynı tarzı ben de uygulayabilirim. Bakalım. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun şu ojeli süslü hanımla. Böyle hayırlı akşamlar dileyeyim size. Hoşça kalın.